我画的不像，你用不用？<noise> Şu anda daha düzgün geliyor olması lazım. Tamam geldi galiba, geldi. Tamam. Şu gözüküyorsa bu DJ'in Wi-Fi wireless pardon wireless mikrofonu. Bunu bağlamaya çalıştım. Normalde dersleri bunlar yapıyorduk ama olsun. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi yayınımıza daha rahat başlayabiliriz. Arada sıkıntı olursa da söyleyebilirsiniz. Tekrar kontrol ederim ama bu mikrofonla sorun olmayacaktır. Şimdi başlayalım. Bugün aslında ders tarafında birazcık bir şeyler yapmak istiyorum. Art artık soru-cevap şeklinde de ilerleriz. Ee, hem dersi biraz devamı evet. denk geliyor. Bazen dersleri izleyip o anda kafanız karışıyor. Onun yerine şu anda söyleyebilirsiniz daha rahat olacaktır. Merhabalar, iyiyim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Başlarda bir soru vardı galiba da. Yazılım, sosyal medya, YouTube, web sitesi ve mobil uygulamalardan nasıl para kazanabiliriz? Bunun adında 30 dakikalık da olsa ayrıntılı video. Ee, bunun hakkında aslında video çekilebilir mi? Çekilebilir ama çok fazla detay anlamında bir şey yok. Galiba donuyorum bu arada. Tamam, çok detay anlamında ciddi ciddi bir şey yok yani çok belirli başlı şeyler var. Bildiğiniz gibi freelance çalışırsınız, reklam alarak işte uygulamalarınızda olur ya da uygulamalarınızda her türlü bir şekilde e, üyelik ücretli üyelik eklersin. Ancak sorun şu. Şimdi web sitesi hazırlayanlar oluyor. Bu mobil uygulama hazırlayanlar oluyor. Her iki tarafta da herkesin beklediği şey şu. Ben bir proje yaparsam bu para getirecek değil. Her şey reklamdan ibaret. Reklamınız varsa bir şekilde daha tutarlı olacaktır. Türk Telekom'la canlı yayın ancak bu kadar oluyor. Bakalım. Aslında böyle çok güzel bir sistem kurup da bir şekilde yapabilirim ama evde de hiç sistemde kurmak istemiyorum. Çok geçici bir süreçle duruyorum bu evde. Bu para kazanma tarafında çok fazla seçenek yok hani şöyle söyleyebilirim ben size. Mobil uygulama, web sitesi hazırlama, işte yazılım tarafı için detaylı bir şekilde düşünürsek önce yazılım öğreneceksiniz. Bakın inanın yazılım öğrendikten sonra para nasıl kazanılıyor göreceksiniz. Bu freelance tarafında her şey öyle görüldüğü gibi çok iyi olmayabilir, iyi de olabilir. Ben seviyorum açıkçası. Onda sorun yok ama geçen sorular da gelmişti bana bir şekilde hani çok az bir şey uğraşayım, çok az bir şekilde bir şeyler yapayım, ondan para kazanayım. Gerçekten çok iyi bir yazılımcı da olabilirsiniz, senior da olabilirsiniz. Projeniz çok iyi de olabilir ama projenize reklam bütçesi veremiyorsanız, reklam bütçesi verdiğiniz şirket yönetemiyorsanız, şirket yönetmeye başladınız, muhasebe tutamıyorsanız bunların hepsi ciddi ciddi bir sıkıntı. Bundan dolayı çok fazla şey yok. Ben size şöyle söylüyorum, yazılım öğrenin. Bir gider hesabı yapın, bir şirket hesabı yapın. Bunların hesaplarını bir yapın. Çünkü bir şirkete girdiğinizde siz sadece yazılımcısınız ama kendi şirketinizi açtığınızda freelance çalıştığınızda hem şirket yöneticisi hem diğer taraftan başka işler aklınıza gelebilecek bütün işleri siz yapıyorsunuz. Ücretler aslında güzel. Kazançlar yazılımcılar için söylüyorum ben size. Türkiye içerisinde hiçbir şekilde Türkiye içerisinde diye örnek veriyorum. Çünkü işte Avrupa Amerika bazı sorunlarda biliyorsunuz oralar daha rahat kazandırıyor falan. Türkiye'de yazılımcı olup da çok sıkıntı çekenini düşünmüyorum. Şu var. Çekingen yazılımcılar var. E, çekingen olan yazılımcılar var. Çok fazla onları gördüm. Ya ben hiçbir şekilde kendimi yayınlamak istemiyorum. Kendimi anlatmak istemiyorum. Görüşmek istemiyorum. Video çekmek istemiyorum. İngilizce öğrenme tarafında İngilizceye odaklanmak istemiyorum falan dediğinizde elbette ki da olsanız bir işe giremeyebilirsiniz böyle bir durumlarda. Ama günümüzde ister istemez ne yaparsanız yapın. Bakın doktorlar bile artık Instagram üzerinden bazı yayınlar yapmaya başladılar. İşte böyle ciddi seviyeye gelmiş psikologlar mesela hani müşteri kitlesi açısından diyorum. Onlar bile artık sosyal medyaya girdiler. Siz ne kadar kendinizi anlatabiliyorsanız o kadar kazanacaksınız. Yazılım bir seçenektir. Para kazanmamız gereken bir seçenektir ama ister istemez biz buradan kaybedebiliriz. Demin kesildiğini de anlatabildim mi bilmiyorum da bir yarım saat 40 dakika. 40 dakika önce Türk Telekom'dan telefon geldi ki bölgenizde internet çalışması işte altyapı çalışmamız vardır diye. Sabahtan beri durdular normalde canlı yayında sıkıntım yoktu donma konusunda ama bakalım inşallah sorun olmadan biraz ilerleteceğiz. Tamamdır. Menü sitesi ha Tunahan. Hocam bir menü sitesi yapıyorum. Kafe için statik admin paneli yok. Sizce kaç TL'ye satılmalı yayınlanması dahil? Aslında şey yok. Şöyle bir durum var. Bunun için yazılımın genel olarak ortalama bir fiyatı yoktur. Hani şimdi herkes bir şey yapabilir ama bunun bir ortalama fiyatı yoktur. Admin paneli olmayan menü sitesi bir web sitesi gibi düşünebilirsiniz. Bunlar da zaten normalde WordPress'te çok rahat yapılan siteler. Bunlar WordPress ile yapıyorsanız daha ucuza gidecektir. Yazılımsal yapıyorsanız yine WordPress seçenekleri oldukları için oradan değerlendireceklerdir. Siz kendinize bir saat koyun. Genelde de şöyle oluyor fiyatlandırma konusunda. Asgari ücreti düşüneceksiniz. Saatlik bazda kaça tekabül ediyor. Siz bunun üzerinden işte 3 ile çarpıp saatlik ücretinizi toplamda saatinizi hesaplayıp o projeyi yapıp 3 ile 4 ile çarpıp eğer böyle 1000-2000 gibi bir rakamsa üzerine 2-3000 de siz e, ekleyerek fiyat verebilirsiniz. Yani çok düşük olmamalı. ya Bugün 500.000 TL'ye de bir yazılım işi yapılmayacaktır. O yüzden artırmanız minimum açıdan iyidir. Canlı yayında sıfırdan mağazaya bir projemi geliştireceğiz. Yok. Aslında şöyle bir şey var. Onu da yapmak istiyorum. Onu da canlı yayında yapmak istiyorum hatta. Çünkü ilerleyişi orada görerek daha rahat olacağız. Ama bizim yapacağımız şu. Şu an ekrana geldiğini düşündüğüm e, projemiz var. Nerede? Redux Toolkit'i kullanacağız. Projemiz bu. Biz zaten derste yapıyorduk. Normalde React Native eğitimlerinin 8, 9, 10. falan galiba. Şöyle bakalım. Listelerine bakalım. İnternetim çok kötü, kusura bakmayın. 9. 10. dersimiz, 10. dersimizi bugün işleyelim dedik. İnternet el verdiği sürece, bunu da bir yandan da kayıt altına alıyorum ben OBS üzerinden canlı yayında. Bunu yaparken aynı zamanda da kesip biçip en sonunda YouTube'a atacağım. Sadece bu tarafta takip edemezseniz işiniz olursa falan sıkıntı yok. Ee, burada bile sıkıntı olursa ben bu eğitimi tekrar çeker, tekrar yayınlarım. Ee, yapacağımız eğitimde hatta başlatalım şunu da. Nerede? Burası. MPX Expo Start diyoruz. Artık 9. seriye kadar geldiğinizi varsayıyorum. Ancak gelmediniz. Diyelim ki bu yayınla geldiniz. Ben anlatacağım size. Bir kısmını anlayarak ilerleyeceksiniz. İster istemez kaçırdığınız konular olacak ama ben elimden geldiğince basit olarak da anlatmaya çalışacağım. Evet 9. Şimdi bu uygulamada gördüğünüz gibi bizim elimizde bir login sayfamız vardı. Bir de sign up sayfası yapmıştık. Navigasyon sistemimiz vardı yapmıştık galiba evet alt stack ve user stack olarak geçiyordu. Şimdi şuradaki klasör yapısını kısaca bir bahsetmek istiyorum. Bundan sonrasında da devam edeceğiz. Bir klasör yapısı içerisinde biz kodlarımızı mümkün olduğunca şu ana klasördeki sayfaların dışında kullanıyoruz. Bütün uygulama proje gelip app.js içerisinde ne varsa onu alıyor. Biz projemizi src klasör içerisinde hazırlayıp bütün kodlarımızı yazıp sayfalarımızı yazıp Getirip burada app.js'in içerisine koyuyoruz. E, hepsini bir başlık altına topluyoruz. Adı da root navigation oluyor. Bu navigation içerisinde bütün sayfalarımız gördüğünüz gibi burası var. İşte geri geliyoruz bir de login sayfamız falan var. Bunların birçok seçenekleri var. src altında tutuyoruz. Çünkü projeyi açar açmaz klasörlerimiz böyle buralarda kocaman bir şekilde de olmasın istiyoruz. E, src'yi açıyoruz. Components, Navigation, Screens. Bunlar klasörlere ayırıyoruz. Çünkü hangi işlemlerimiz hangi klasörün içerisinde ileride alıştıkça göreceksiniz. Zaten screens dediğimiz şu ekranda gördüğümüz ekranlar var ya tüm tüm bir parça olarak düşünebilirsiniz. Bunu puzzle olarak düşünün. Puzzle'ın büyük bir parçasındaki sadece en büyük sayfaları burada baz alıyoruz. Ama components dediğimiz yapıda bu sayfa içerisindeki örneğin şuradaki text input dediğimiz yazıları girdiğimiz kutucuklar var ya o kutucukları dışarıda hazırlıyoruz. Sonra screensin içerisine getirip koyuyoruz. Aslında bunların çoğu parça parça hazırlanmış sistemler. Şu bölgeyi bir farklı bir şekilde ayarlayabiliriz. Şurasını ayrı bir şekilde ayarlayabiliriz. Ve en sonunda da şurasını dışarıda ayrı 3 tane parça halinde. Bunların üçüne de bir komponent, iki komponent, 3 komponent olarak düşünün. Bunları hep şuradaki komponent içerisinde kullanıyoruz. Bunlarda yaptıktan sonra komponentleri daha sonrasında da getirip screens içerisine koyuyoruz. Şimdi bu screens içerisinde neler var bizim? Homepage giriş sayfamız, login sayfamız, profile gidiş işte profil sayfamız olacaktı. E, sign up işte üyelik açma hesabı olarak düşünebilirsiniz. Öyle yapacağız. Şimdi klasörlerde de çok fazla screenler olabilir ya. Bunların hepsini de getirip her bir klasörde aslında yapıyı şöyle düşünün. Bütün klasörler, bütün klasörler kendisi içerisinde gidip tek tek bütün şeyleri alıp alıp gelmiyor. Mümkün olduğunca küçük küçük, büyük büyük parçaları küçük bir yapılar haline getiriyoruz. O da index.js dediğimiz yapı. Burada sadece dışarıdaki klasörlerimizi, dışarıdaki yazılım dosyalarımızı JavaScript diyebiliriz buna. JavaScript dosyalarımızı alıp bunun içerisine getiriyoruz ve bunun içerisinde çıkartıyoruz. Yani import etmek buraya getir, export etmek de bu sayfadan çıktı olarak ver demek. Çıktı olarak ver demek anlamına gelen şey şu. Screens içerisine gelince index.js içerisinde şu şunların hepsini diğer yerden alabiliriz. Bakın burada import yaparken bütün klasörlerin yolları var burada. Diğer başka bir yerde bunları kullanacaksak eğer ki navigation içerisinde kullanacağız birazdan bahsedeceğim. Kullanacaksak gelip işte screens'e git home page al. Screens'e git login page al demiyoruz. Screens'e git index içerisindeki şu 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 şunları seç diyoruz. Bu daha basit oluyor. Örneğin Navigation ve Components'te de, de aynısını yapıyoruz. Bakın Index.js var yaptığımız komponentler. Tek, sefer, tek seferde bunu halledebiliyoruz. Örneğin Users tak diyelim. Burada Home Page ve Profile Page tek bir line, tek bir satır olarak almış. Tek bir satır olarak aldığımız zaman biz burada aslında sadece şunların yanına ekleyerek gidiyoruz. Ama buralarda Screens içerisinde Index eklemezsek Şurada bir yol belirleyeceğiz. Bunun aşağısına geleceğiz. Aynısından bir tane daha söyleyeceğiz ki profile page'i ayrı import edelim. Bu çok fazla kod yazmamız anlamına geliyor. Mümkün olduğunca az kodla çok iş yapabilmek amacındayız. Şimdi biz neredeyiz şu anda? User stack dediğimiz navigation içerisinde. Navigation dediğimiz sistemler uygulamalarımız içerisinde sayfalar arası geçiş yapıyoruz. ya. Yani navigasyon işte geçiş aşaması gibi. Ee, normal navigasyon gibi yol anlamında değil ama o anlamda anlamında. O yüzden user stack, alt stack dediğimiz iki yapımız var. Bunlar da user stack dediğimiz yapı kullanıcı giriş yaptıktan sonraki yapımızdır. Kullanıcı giriş yaptıktan sonraki yapımızda zaten görüyoruz ya homepage'i görüyoruz ana sayfayı. İşte profile page'e gidiyoruz kendi profilimizi kullanıyoruz. İşte bütün uygulama gerektiriyor onu görüyoruz. Ama alt stack dediğimizde kullanıcı henüz giriş yapmadan login sayfasını işte üye ol sayfasını giriş çıkış şifremi unuttuğum sayfalarını falan hepsini burada tutuyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Root Navigation'da bir sistem kurmamızı sağlıyor. Bu da kullanıcı giriş yaptıysa şunu göster, giriş yapmadıysa da bunu göster anlamına geliyor. Kullanıcı gidip de logout yapıp yani üyelikte çıkış yaparsa üyeliğinden o saatten sonra tekrardan o sayfayı görmemeli. Çünkü üyelikten çıkış yaptı. Bizi dışarıya atması gerekiyor. Diğer dosyalara ulaşmamamız lazım. Bu da const out dediğimiz bir değişkene false olarak atadık. Yani giriş yapmadı. Giriş yaptı deseydik. Burayı true yapsaydık. Sayfamız gördüğünüz gibi home page'e geçiş yapmış olacaktı. Normalde otologin sistemi gibi aslında bir kere şifremizi kaydedeceğiz. Uygulamayı her açtığında tekrar tekrar şifresini girmeyecekler. Ama false diye burada manuel olarak yapıyoruz. Bunu daha sonrasında da geliştireceğiz illaki. Sistem bu şekilde ilerliyor. Genel mantığımız da bu şekilde. Yeni gelen varsa yoksa zaten 9. derse kadar gelenler bunları kavramıştır. Küçükte bir pratik yaptığımız iyi oldu bizim. Galiba hızımız biraz iyi. Biraz bakalım hızımız ne kadar iyi oluyor. İyi. Alabildiğim zaten en yüksek bu. Burada normalde 50 megabit alabiliyoruz. Bunu da 42-43 megabit. Güzel. Ping biraz sıkıntılı ama olsun. Şu an için iyi. Upload değerim daha önemli burada da. Upload değerleri bildiğiniz gibi Türk Telekom'da ciddi seviyelere çıkmıyor. 6. Bunlar kötü. Hatta çok gecikmeli büyük ihtimal. Çünkü YouTube'dan da Veri gelmiyor, sıkıntınız var diye de geliyor. Yapacak bir şey yok. Şimdilik idare eder. Siz beni duyabiliyorsanız, görebiliyorsanız bir sıkıntımız yok. Burada derslerde devam ettirebiliriz. Şimdi aslında bugün biraz toolkit Redux toolkit katmak istiyordum projeye. Olabildiğince, elimizden geldiğince bunu projeye dahil etmek istiyorum. Bunu dahil ettiğimiz zaman biz aslında lokal olarak tuttuğumuz verileri globalde tutmayı sağlıyoruz. Bu globalde tutma olayı da şöyle bir sistem. Proje videosu ne zaman gelecek hazırladınız mı? Proje videosunu yok. O kadar hızlı hazırlayamadım ama e, projeyi daha yeni markete atıyorum. Yani projeyi ben önce hazırlıyorum sonra markete atıyorum. Markette sorunlar varsa onlara göre düzenlemeler yapıyorum. Sizin eğitim aşamasında sorunlu bir uygulamayı göstermeyeyim diye. Çünkü çok aşaması var ve birçok aşamasını ben yapmadım. Mesela test tarafını yapmadım ama test tarafını yapmadan bir uygulamayı bitirip atmayın. Bireysel projeniz ise böyle bu tarzlarda idare edebilir ama çok da test yapmadan atmayın. Ben onlara çok dikkat etmedim. Çünkü çok zamanım olmuyor ama bunları da çok seviyorum. Gerçekten böyle gördüğüm hatta şunu da tavsiye ederim size. By Programmers. bakın buradaki yazılımcı bu kişi Malezya'da ben ta Amerika'dayken bir yıl önceydi zaten de ben yazılımı ilk başladığımda 2-3 yıl öncesinde direkt bununla da görüşmeye çalıştım da çok fazla mentörlük anlamında sıcak bakmadı. Sayfasında sadece böyle uygulamalar yapıp 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 eğitim yayınlıyor. Bu taraftan da izlerseniz daha güzel. İngilizceniz varsa buradan izleyeceksiniz. Ama İngilizce tarafında da bir problem varsa ki Türkçe kaynaklı olarak da elimizden geldiğince üreteceğiz. Böyle bir sayfa sahibi olmak isterim. E tabii ki bunun bir amacı yok. Aşağı yukarı bir şeyler paylaşmak olacaktır. E, bu tarz eğitim tarzı şeyler çok fazla gitmiyor biliyorsunuz. Eğlenceler daha çok fazla gidiyor. Ama olsun biz içerik üretelim. Türkçe'de içeriğimiz artsın. Bu tarz durmadan uygulamaların sıfırdan yapıldığı projeler yapacağız inşallah. Şimdi Redux katacağız. Redux birazcık karıştırabilir kafanızı. O yüzden şimdi login sayfası var, aslında diğer sayfalar var. Ben başlamadan önce sizin takip ettiğiniz ve kafanız karışan konular varsa onları biraz tekrar edebilirim. Redux tarafında belki çok hızlı girmeyebiliriz. Onu anlatacağım ama Bu arada ben kendi sayfamı da internet sistemi de biraz şu an her şeyi kaldırdım içerisinden. Biraz toparlamalar, düzenlemeler olacak ama şu tarz dersler yayınlıyorum. Yayınladım yani bayağı bir oldu arasında. Bunları düzenli olarak yapma planım var çünkü yazılı olarak da kaynak istiyorsunuz. Hatta güzel yanı da şöyle bir şey var şurada. Yayın yaparken şu taraftaki işte dersleri anlatıyorum, güzel bir şekilde kodları da gösteriyoruz. Bu kodları da kullanabilirsiniz. Burada detaylı bir şekilde nasıl yapacağınızı da anlatıyor. Buradan devam edebilirsiniz. Görsel olarak elinizde kaynak olması güzel bir şey. En iyi yanı da buradaki anlatılan dersin aşağıda YouTube videosunu ekliyorum ve yukarıda görmüş olduğunuz şuradaki gibi dersin kaynak kodlarını da buraya ekliyorum. Buraya basarak indirip kullanabilirsiniz. Hani eksiğim neydi ya da direkt o projeyi indireyim çalıştırayım nasıl çalışıyor diye. Tabi şöyle bir şey var yazılımda şu anki buraya attıklarım yarınki gelecek bir güncelleme ile hatalar veriyor olabilir ama genel sistem bu. Bunun üzerinde hataları düzeltebilirsiniz hata mesajlarını okuyabilirsiniz ki eğitimlerin çoğunda hata mesajı nedir nasıl okuruz onları anlatmaya çalışıyorum. Araki ve JVT ile register ve login oluşturacağım. Biraz zorlandım açıkçası. JVT üzerinden Node.js üzerinden oluşturacaksınız galiba. Bu ciddi bir boilerplate gerekiyor. Node.js tarafında yaptığınızda. Ee, Node.js tarafı çok ayrı bir konu. E, ciddi bir şey değil aslında. Bir kere boilerplate bir kere kuracaksınız. GitHub sayfanızı açacaksınız. Tekrar tekrar kullanacaksınız. JSON Web Token'da JVT. Örneğini şurada görebiliriz. Buna da girmek isterim de çok fazla önümüzde yol var. JVT anlamında. Sistem genel olarak backend'te çalışıyor. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Burası aslında bir login sistemi. Login yaparken şifrelerimizin şifrelerimizin de şifrelenmesi olarak düşünebilirsiniz. Ee, JSON web token dedikleri şifremizi token haline getiriyorlar. Hash yapmak işte kullanıcı adı ve şifresini düşündüğünüzde bunların şifresini daha böyle okunamaz hale getirmek, uzun uzun hale getirmek anlamına gibi geliyor diye düşünebilirsiniz. Bu Node.js tarafı için çok ciddi girmek gerekiyor. O tarafta yapılan yani çok aşırı yaptığımız bir şey yok. Rest API denilen backend'ten veri alma, veriyi işleme, veriyi gönderme gibi sistemlerde direkt yapılabilecek sistemler ama backend tarafına şu an girmek istemiyorum. Bunu Firebase'de falan devam ederiz galiba. Bu taraf çok zaman alacak çünkü bizim daha mobil uygulama tarafı var. Mobil uygulama tarafında göstereceğimiz çok şey var. JVT ile tavsiye ederim. Benim ilk yaptığım projede öyleydi hatta. Nest.js hatta Next.js ile de söyleyenler var. Merhabalar. Şöyle bir durumdayım. Bir süredir JavaScript çalışıyorum. Ufak tefek projelerde yaptım. Genelde tutorial izleyerek yapıyorum projeleri ama kendi başıma hiçbir şey yapamıyorum. Tekrar tekrar eğitim videolarını izlemekte de beni bunaltıyor. Ne önerebilirsiniz? Eğitim videoları ya da hazır bulduğunuz bir videonun bir projesini yapmayın. Direkt benim tavsiyem size şuradaki bir tane mobil uygulama diyebiliriz. Şu Dribble sitesi var. Burası dizaynların sergilendiği bir yer. Buradaki mobile app olarak yazın bir tane sayfa olabilir. Yani bu buradaki projelerin hepsi gelişmiş projeler gibi gözüküyor. O yüzden çok fazla girmenize gerek yok. Örneğin dersiniz ki ben tek bir sayfa yapacağım. Ekranda görünenler olsun. İsterseniz bu sayfadan başlayın. İsterseniz buradan başlayın ama kendiniz tek başınıza bir şeye başlayın. Başlamadığınız zaman öğrenemeyeceksiniz. Yani bir kodu doğru yazmak zorunda değilsiniz. Doğru yazdığınızda öğreniyorsunuz anlamına gelmiyor. Yanlış yazdığınızda bu yanlış neden yanlış onu anlarsanız doğru kullanımını da öğreneceksiniz. Hiçbir zaman bir projeye kendinize atmadan öğrenemezsiniz. Eğitim videolarını bırakın ama şu olacak tabii ki şey değil. Şimdi illa ki başlardasınız. Siz bunu komple baştan sonra hiçbir eğitim videosu izlemeden ya da hiçbir yardım almadan yapacaksınız anlamında değil ama gelip bu örneği kodlayan bir video izlemeyin. Örneğin diyelim ki siz şuradaki konteyner e, yapılarını nasıl bu kadar yan yana getirmiş ve aşağıya doğru giden kaygan şekilde yapabiliyor. Yani scrollable olarak yapabiliyor. Sadece bunu soracaksınız. İşte dersiniz ki bu Flexbox'taki rap özelliğine denk geliyor. Ama bu ismi bulana kadar o ismi doğru aramayı öğreneceksiniz. Bizim işimiz doğru arama. Bu işi nasıl yaparız gibi bir sistemlerle internetten kaynak bulma. Bu tarz bu tarz ilerlerseniz çok daha rahat olacaktır. Şirketler genel olarak hazır backend mi Firebase mi kullanıyor yoksa Mern mi kullanıyor? Ee, Firebase kullanmıyorlar. Yani çok az bir firma kullanıyordur ama genel olarak Firebase ile idare eden firma görmedim. İleriki aşamalarda pahalıya geliyor ki zaten backend yazacaksanız yine Firebase'de de backend yazıyorsunuz. Sadece Firebase'in hosting sistemini kullanırsanız diğer sistemleri de kullanmamız iyi olacaktır. MERN derken de kullanıyorlar ama MERN komple JavaScript ile yapılan bir sistem. İşte MERN denilen sistem MongoDB, Express.js, Express.js de Node.js dilinin bir kütüphanesi olarak düşünebilirsiniz framework'ü gibi. Ee, React yani web tarafı için kullanılıyor bu. Ya da React Native bizim tarafta kullanılıyor. Bir de Node.js, MERN bu anlamına geliyor. Bunu kullanan firmalar var ama çok değil. Backend'te Node.js biraz sıkıntılı. Hatta MongoDB'de çok 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 büyük projelerde kullanmıyorlar. SQL kullanıyorlar. NestJS ve JVT bekenti bayağı bitirdim. NestJS istiyorlar. Türkiye'de gördüm ben. Firmalarda birkaç istiyorlar ama avantaj olarak var elinizde. Sadece onunla öğrenmeyin. Tabii ki devamını getirin. Şu an bizim kurumda sorun var. Hoca Acil işten çıktı. Acil yardımın lazım her yerde. Seni tavsiye ediyorum. Herkese seni anlattım dedim. İzleyin videolarını, çalışın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya bazı projelerde falan da yazan arkadaşlar oluyor. İnanın böyle bir gerçekte bu firmalardaki sıkıntılara da yardımcı olmak isterim ama şu an tek başıma ilerlediğim için kendi sistemimi de kendim yürütüyorum. Bunlar da zamanımı alıyor. Redux'i anlayabilmemiz için öncesinde propsların komponentlerinin arasında transfer göster gösterdikten sonra anlatsanız daha iyi olur sanki. Aslında biz propsları biraz da dersler arasında geçişleri de takip edemedim de biz propsları gösterdik. Komponentler arasında gördüğünüz gibi props geçişleri burada. Biz bu propsları child'dan şey ama şöyle tabii o konuda da haklısınız. Şimdi ben aslında şeyi de gösterdim. GitHub sayfamdaki Redux konularını da gösterdim de neredeyiz? React Native konular. Bunların hepsi derste işlediğimiz çıktılardı. Burada propslar olarak da ayrı gösterdim. Hatta ben detaylı bir şekilde eğitimde de bunu yayınladım. Hani bu çeşitleri hepsini göreceksiniz. Hatta bir kodlama açısı açısından öğrenmek de daha doğru olacaktır. Olabilir. Şu an Redux'a girmek istemememin sebebi canlı yayınların durmadan donuyor olması gibi görüyorum. Kayıt altına alıyorum ama bu dersi kayıt altında da sonrasından yayınlarım daha iyi olur bu kısımda birazcık anlatıyorum. Hatta göstererek de burada çubuklarla anlatmışım ama props taraflarında biraz daha durursak iyi olur mu? Olabilir. Aslında burada direkt projeler iletiyoruz. Yani direkt eğitim olarak da düşündüğümüzde yine bir proje mantığı gibi olabilir. Redux tarafında hatta şeyi de söyleyen oldu. Mesela biz buradaki Redux dediğimiz yapı Redux Toolkit. Redux'ın farklı bir hali. Normal Redux daha farklı. Redux'la Redux Toolkit aynı mantıkla çalışıyor, sadece yazım şekilleri farklı gibi anlatabilirim galiba. Full videoları izliyorum, videoda mesela arrow function kullanılıyor, bir videoda kullanılmıyor ya ya da başkası farklı yazıyor, bu bile sinir bozucu geliyor. Yazılım eğitimleri ya da YouTube'daki gördüğünüz bütün eğitimlerde herkes farklı sistem kullanıyor. Özellikle mesela bir sorunun çözümünü buldunuz ama class komponentte yazmış. Klasa bakıyorsunuz. Bu sefer de klas öğrenmeniz gerekecek. O tarafa girin. Klasta yaptığı yapılan çözümleri siz function'a nasıl çevirebilirsiniz diye de orada küçük denemeler yaparsanız daha da faydalı olacaktır. Çok daha girmek gereken şeyler var da ses yok mu? bakıyorum şu anda sesim düzelmiş olması lazım. Peki authentication'ı ne ile yapmamızı önerirsiniz? Tunahan şey sormuştun sen galiba değil mi? Mern olarak. Authentication'ı şu şekilde ben bireysel proje yapacaksanız Firebase idare edin diyorum. Bir döneme kadar sonra Node.js'e geçin. Çünkü yeni bir dil öğrenmektense Node.js ile backend falan Hatta bireysel projelerde yüksek trafiklere kadar da idare edilebilir sistem var. Ancak sonrasında biraz sıkıntı olabiliyor. Node.js ile yine dediğiniz gibi işte arka taraftaki JVT özellikle kullanarak bunlar da halledebilirsiniz. Hocam biraz önce JavaScript eğitim setinizi yazılım grup eğitim grubuma attım. Herkes çok beğendi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, bu arada bir sorular da vardı aslında. Ben soruların videosunu da çekip atacağım da hafta sonunda inşallah atarım. JavaScript eğitimi 9 seriden oluştu bizim orada. 9 seriden oluşan JavaScript eğitimi JavaScript'in tamamının %40'ı ya da %50'si diyebilirim. Çünkü çok daha ileriki seviyede JavaScript'te öğrenmemiz gereken tarafta React JS ile web ya da React Native ile mobil tarafına gitmemiz gerekiyor. Bundan dolayı bizim kesinlikle React Native'e geçerek daha derinlemesini öğrenmemiz lazım. Çok daha derinlemesine birazcık daha anlatılabilirdi, konular uzatılabilirdi de ben çok taraftar değilim. Evet eksikler var ama çok fazla bildiğiniz gibi örneğin bir dilin, e, yabancı bir dil öğreniyoruz diyelim İngilizcenin. ya Bir konunun 50 tane farklı şeştini öğrenerek o anda ilerleyemeyiz. O yüzden hızlı bir şekilde o nedir, o mantık nedir, buradan nasıl geçiyoruz, oradan toparlayacağız, oradan da ilerleyeceğiz. Benim bütün çalışma sistemim bu ki zamanımız biraz hız zamanı. İnsanlar bir şeyi hızlı tüketmeyi sevdikleri için hızlıca bakın gördüğünüz gibi nerede? Şurada. Projemizi yaptık. Ana sayfamızı yaptık. Login, sistem, klasör. Şimdi bunlar aslında gösterdiğimin arkasında çok daha değişe değişe devam edecek. Daha derin hali gelecek. Devamı da güzel olacaktır. Tam istediğim gibi bir eğitim sistemini oturtsam şu ana kadar çok iyi bir şekilde ilerliyor olacaktık da zamanla olacak. Vaktim oldukça yapıyorum. JavaScript'te şöyle bir şey var aslında. Tam kafanızda oturması için bu LeetCode, HackerRank hacker rank gibi siteleri biraz çözmeye çalışın. Lead da çözemezseniz moralinizi bozmayın. Array metodları yani JavaScript function ve array metodları olarak düşünebilirsiniz. Geri kalan her şey direkt React Native'e geçtiğinizdeki sistemle alakalı. Burada zaten mülakat soruları çözüyorlar. Burada istediğiniz dili seçerek burası değil tabii içeri girdikten sonra bu sistemleri çözerek bir sürü projeniz üzerinde pratik yapabilirsiniz. Algoritmaları burada öğreniyorsunuz. İşte Google'ın mülakat soruları vardı galiba. Onları öğrenebiliyorsunuz gibi çok iyi sistemleri var. Aslında eğitim sistemleri de var burada. şeyi tavsiye etmem. JavaScript diğer diller gibi olmadığı için o dilde çok fazla detaylı girmenize gerek yok. Çünkü JavaScript denilen şey sadece bu front tarafıyla. UI dediğimiz bu görüldüğü tarafla yani web tarafında React, Angular, View dediğimiz kütüphaneler ya da bu taraftaki gibi işte React Native dediğimiz gibi işte frameworklerle çalışıyor. Şimdi bütün çalışma sistemi JavaScript'in derinlemesine indiğinizde Doom sistemleri var. Doom diyorlar işte Doom sistemleri falan. Bunlar web tarafında kullanılıyor. İster istemez yine HTML, CSS ile iletişime geçmek zorundasınız. Bu yüzden biraz ilerledikten sonra da JavaScript'te array metodları ee, neydi? Functionlar. Functionlara çok durursanız daha rahat olur. Yok bakıyorum yayında birazcık donuyor sıkıntı. Şeye geçmeyebiliriz. ChatGPT'ye yazarsak o bize bir sürü proje taskı veriyor. Ha, evet evet. Tuna Han'a yazmış hatta. Hatta ben ChatGPT'yi de burada hazır tuttum. Ee, ChatGPT'nin kullanımı da nasıl olabilir diye burada da gösterecektim. Bakalım. Onu yaparız. Söylediğinize istinaden şunu sorayım. Ben de ben yaklaşık 2-3 aydır JavaScript öğreniyorum. React'e geçme vakti gelmiş midir? Aslında JavaScript öğrenirken web tarafındaysanız eğer e, HTML, CSS, JavaScript ile Vanilla olarak ilerliyorsunuz. İyi bir derinlemesini öğrenebilirsiniz. Bu mobil tarafı için değil. React görenler şimdi React sadece React Native tarafı gibi bir düşünmesin. React JS Web, React Native mobil alanda. Ee, yani JavaScript, Vanilla tarafında birçok şey halledebiliyorsanız ekrana istediğiniz UI'yi oturtmayı, verileri alabilmeyi, gönderebilmeyi, functionlar üzerinde çalıştırmayı gördüyseniz React'e geçebilirsiniz. Zaten JavaScript'te orada da devam ediyorsunuz. Bitmiyor çünkü function sistemlerini React'te yine kullanacaksınız. JavaScript'i tam oturtmamakla beraber React'a geçiş yaptım. Aynı zamanda native başlamalı mıyım yoksa sıralama önemli mi? Ee, React'e geçiş yaptıysanız mobil tarafa direkt geçiş yapmayın. İnanın biliyorum çok benziyor sistem olarak ama mobildeyseniz web'e, web'deyseniz mobile. Ee, istediğiniz alan hangisiyse orada kalmak suretiyle ilk başta geçiş yapın. Örneğin webte de geçeceğim, ben bir süre sonra mobile de geçeceğim diyorsanız ee, öncelikle webte birkaç proje yapmaya devam edin. Çünkü çok yarım kalacak. Çünkü web tarafında öğreneceğiniz çok şey var. Web tarafında bütün yazılım dışında öğreneceğiniz birçok şey var. Ki eğitime başlayanlar da bilgisayar kurulumlarında görecektir. Benim React Native eğitimin birinci dersi komple kurulumla alakalı ve bu kurulum sizde istediğiniz gibi bu videodaki gibi çalışmayacak. Yani aynı dönemde iki bilgisayarı alalım. Ben bir hafta sonra sizden geç alayım. O arada da işte bilgisayardaki Java yüklenmesi işte bir farklı versiyona uğramış olsun. JavaScript demiyorum. Java diyorum. Her bilgisayarda olan sistem. Ee, Java bende bir sonraki versiyonda olsun. Sizin React Native kuruluşunuz farklı oluyor. Benimki farklı oluyor. O yüzden her bilgisayar ayrı değerlendiriyor. Mobil sizi e, React'a tekrar geçeyim React Native'e geçeyim aşaması için birazcık yorucu olabilir. Ama Expo tabi biraz daha bu işleri kolaylaştırıyor. Ben de HTML'den başlandım. Tıkandım kaldım. Java'ya başlayıp sonra HTML devam etsem olur mu? HTML'de tıkanamazsınız. Çünkü JavaScript'e geçtiğinizde çok 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 kötü olacaktır. HTML bir günde halledebileceğiniz bir şey. Hiçbir şey değil. HTML hatta HTML'i bir günde halledebilirsiniz. HTML dışındaki JavaScript CSS kısmına belki animasyonlar katmak bilmem ne gibi için 2-3 gününüzü verebilirsiniz ama toplamda bir haftayı geçmesin HTML CSS. Sonra JavaScript'e geçin. E, tavsiyem HTML tarafını iyi algılayın. HTML tarafı normalde çok basit ama eğer tıkandıysanız ve bazen de yürümeyebiliyor. Bunları ben gördüm çünkü o alanı sevmediğiniz anlamına gelebiliyor bazen. E, doğru alanda olduğunuzu düşünüyorsanız devam edin ama yoksa farklı alanlara bakın. Yolun başındayken çok daha rahat olacaktır. Ama bir alana girdiyseniz hemen sık sık alan değiştirmeyin. Çok yazan oluyor bana. Alan değiştirmek çok sıkıntılı bir süreç. Aslında şimdi bizim buradaki yazdığımız şifrelerimiz, kodlarımız nerede şifre? Login sistemi için tıkladığımızda bir loading sayfası getiriyordu. Biz bu loading sayfasında gördüğünüz gibi komponent içerisinde loading içerisinde kuruyorduk. React Native içerisinde şuradaki animasyonu hazır halde getiren Activity Indicator denilen bir yapı var. Bunu React Native'in kendi içerisinde şurayı yazarak indirebiliyoruz. Bunu da nereden alabiliyoruz? React Native Activity Indicator. React Native'e girdikten sonra gördüğünüz gibi zaten şuradaki development'tan Components'e gidiyorsunuz. Bu sayfadaki bu kenardaki yapılar geliyor. Bunların hepsine teker teker bakarak inceleyebilirsiniz. Halihazırda gelen sistemler bunlar. Bunlar dışında bir şey istiyorsanız siz bunlar aracılığıyla kurarak o sistemi kendiniz kurabilirsiniz. Yani o buton yapısı istiyorsanız onu, o konteyner yapısı istiyorsanız hepsini yapabilirsiniz. İşte buton diyorsunuz. Bakın burada activity indicator bu kadar şekiller getiriyor. İşte buton diyorsunuz, butonun çeşitlerini getiriyor, örnek kodlarını veriyor. Hatta neleri kullanabilirsiniz bunu veriyor. Bakın şuradaki yapılar var. Butonları getiriyor. Sen kapan. Şu sistemi size getiriyor. Örnek kodlarıyla anlatıyor. Buradaki yapı çok önemli. Hatta required dedikleri şuradaki props yapılarıdır. Bunları hali hazırda kullanırken mecbur vermek zorundasınız diyorlar. O da on press. Şuradaki on press, title. Buton burası komple yapılmak zorunda. Bu sayfayı dokümantasyon okumayı öğrenin. Yani kullanım kılavuzudur dokümantasyon dediğimiz. Ama bunu okumadan yapamayız. bir günde halledeceğim formülü var mı? Formül yok aslında. Hani HTML dediğimiz yapı baktığınızda bu daha güzel. HTML dediğimiz yapı da zaten tablolardan ibaret. Burası mıydı? çok temelden giriyor bazı eğitimler ya. Çok çok temelden giriyorlar. Algoritma soruları soruyorlardı hatta algoritmadan başlayayım mı diye. Dedim hani başlamışlar bazı kurslarda da ne öğreniyorsunuz diyorum. İşte bir elma armut, armut kaç elmadır elma armutsa bilmem nedir. Tamam bir düşünce şeklimizi değiştireceğiz de o kadar da temelden girmeye gerek yok yazılıma başlayın direkt. Ya bu kadardan ibaret yani HTML dediğimiz yapı bu arasına H1 koyuyorsunuz yazı yazıyorsunuz işte bu başlık anlamına geliyor. Daha büyük geliyor. İşte P diyorsunuz. Bunun devamı geliyor. E, tabii ki yeni başlayan için ben o kadar da kolay anlamında demiyorum ama buna bir gün iki gün baktıktan sonra bir haftanızı falan aşağı harcamayın en fazla. Geçiş yapabilirsiniz. Yayında gösterdiğim projeyi GitHub'ta inceleme. GitHub linkini ben attım mı? Bunun hatırlamıyorum. GitHub linkini attım mı? Eğitime bakalım. Aslında kodları da ara ara atacağım. Hatta her dersin sonunda o dersin sonundaki kodları atsam daha iyi olur. E, mantıken haklısınız. O tarafta göstermek daha mantıklı olacaktır. Bana bir yandan da YouTube alarm veriyor durmadan da. O yüzden biraz sohbet bazı ilerlemek tarafta arayayım. Evet GitHub linki Hangisiydi? React Native konular. Yok vermemişim. Ben bu başka React Native konularını vermişim. Olabilir. Expo ile bir app arka planda çalışır mı? Çalışır. Hatta şöyle gösterebilirim. Galiba background fetchti. Evet. Expo'daki background aslında back... Expo'daki background fetch normal CLI'dekinden biraz daha kolay kullanışa sahip. Şu şekilde aslında arka planda çalışıyor ya düzenli olarak çalışır. Veri alır, veri gönderir. İşte isterseniz bir şeyler yapar. Hatta bu ne için kullanılıyordu? Normalde sayaç olabilir. Ekranda hala gözüküyor ya da arka planda çalışıyor olabilir. Uygulama açık kalmayabilir. Siz başka uygulamaya girebilirsiniz. Buradaki dokumentasyon çok önemli. Vue.js Vue.js iyi. Angular öneririm. Normalde React öneririm. Ama Angular'da da gidebilirsiniz. Vue.js'e pek gitmeyin. Şöyle Vue.js'in bir ikinci versiyon olarak çıktı. Bunların arasında da destek anlamında da sıkıntısı var. Destek devam edecek etmeyecek olayları var. Hala tabii ki şirket kullanan şirketler vazgeçiyor anlamında değil ama şu an girdiğinizde şirketlerde hangisinden çok kullanılıyor dediğimizde de React kullanılıyor, Angular kullanılıyor. Angular kullanılmasının sebebi de daha çok böyle backend dillerinden gelen kişiler vardır. Hatta C Sharp'tan gelenler, Java'dan gelen kişiler var. Onlar baktığınızda JavaScript mantığına birazcık uzak kalabiliyorlar. O yüzden Angular o yapıya biraz daha yakın. Hatta React Native yerine Flutter tercih etmelerinin sebepleri de o. Biraz daha şey, backend dillerine yakın bir structure var. Tamamdır. Efe hoş geldin. aleykümselam selam. Ayrıca hocam Android telefonumdan geliştiriyorum. iOS tarafında da aynı görüntüyü beklemem mantıklı mı yoksa iki tarafta da aynı görüntüyü elde etmem için neler yapmam gerek? Çoğunlukla aynı görüntüyü elde edersin ama platform farklarından kaynaklanan ufak tefek değişiklikleri var. Bu değişiklikler daha çok Android tarafında oluyordu. Bazı tasarımlarda Android tarafında bu tasarımlar ekrana tam yansımıyor çoğunlukla iOS'ta uyacaktır. Ama hiç iOS'ta test etmeden, hiç iOS'ta ilerlemeden sıkıntı olabilir. Çünkü paket kullanımlarınız da iOS tarafındaki sıkıntılar da olabiliyor. O taraf biraz sıkıntılı. Next'e ne zaman geçmeli? Next.js React Native bittikten sonra hatta ben TypeScript sonrasında tavsiye ederim. TypeScript'i de bitirdikten sonra tavsiye ederim ama eğer artık firmalara girerken ya da iş başvurularında isteniyorsa TypeScript'te geçmeden önce de bakabilirsiniz. Next.js'i bir kere deneyin ama çok da şey değil. Yani o kadar da önemli değil. Bu ara popüler tabii. Ona bir şey demiyorum da web tarafında daha popüler. React Native devamı gelecek mi? Gelecek aslında. Şu anda normalde onun devamını yapma planımız vardı. Şuradaki ders anlamında. Bu dersi devam ettirecektik ama yayındaki ben donma hataları falan çok sıkıntı olacağını düşündüğüm için şu an çok fazla girme taraftarı değilim. Ufak tefek değişiklikler de yapabiliriz. Bunun üzerinde ilerleyebiliriz. Hatta Redux ekleyecektim ben. da bizim şuradaki use state yapılarımız var ya. Nerede? Ana ekranlarımıza gelelim. Yani buradaki mesela şifremizi bilmem ne yapımızda tuttuğumuzda burada use state içerisinde ne diyorduk biz? Aslında bunları biraz derinlemesine anlatabilirim. Buradaki sistem genelde bana soruldu. Şimdi şu şekilde yakınlaştırdığımda şu use state yapısı 3 tane yapı kurmuşuz biz burada. Bunlar aslında verinin tutulması anlamına geliyor. Şöyle bir şey var. Biz kullanıcı olarak gidip de şuradaki kutucuklara yazı yazdığımızda yazı yazılıyor anlamında bir şey yok. O yazının bir yere gidilip tutuluyor olması gerekiyor. Yazdığımız kutucuk içinde de tutulmuyor. O yüzden çok daha basit düşünmeniz gerekiyor yazılım aşamasında. Use state verinin barınmasını sağlıyor. Use state şuradaki açılış ve kapanış parantezleriyle bir function yapısı olarak düşünebilirsiniz. Function yapısı içerisinde de gelecek olan verinin türünü belirliyoruz. Veri nedir? Burada varsayılan olarak işte string formatında bu da tırnaklardan yapıyoruz. Hani yazı yazarken string oluyor. Bu string'i de tırnaklarla belirtiyoruz ya o oluyor. Ya da boolean dediğimiz true ya da false. Bu bir string değil, bir yazı değil. True ya da false yani doğru ya da yanlış gibi düşünebilirsiniz. Bunlar dönüyorsa bir veri tipi olarak geliyor bunlar. Bunu use state içerisinde varsayılan olarak tanımlıyoruz. Sonrasında şuradaki yapılar aslında verinin tutulması anlamına, verinin işte set edilmesi anlamında geliyor. Şuradaki yazıyla şuradaki yazı değişik olabilir ama genelde şu veri tutulduğu yer. Burası da verinin gönderildiği aracı olarak düşünebilirsiniz. Yani arabanın motoru gibi düşünebilirsiniz ama arabanın içerisinde siz kalıyorsunuz. Şurası sadece bir bir depolama alanı. Şuradaki yapı da gelen verileri bunun içerisine gönderiyor. Sadece şuradan almamızın sebebi de use state'i çalıştırmadan ve içerisinde varsayılan bir değer kullanmadan şöyle bir yapıyı kullanamıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Biz burada ne dedik mesela set email diyor. Mesela set email dediğimizde set email ile buradaki gelen şuradan gelen data veri hemen set email aracılığıyla buraya gidiyor. Set email de bir function olarak çalışıyor. Aslında şurada görmediğiniz bir function sistemi var. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Eğer sadece bir function'ı bir props içerisinde kullanıp veri gönderecekseniz bu verilerin içerisindeki yapıyı sadece adını yazarak da gönderebilirsiniz. Yoksa arrow function dediğimiz boş bir function'ı açıp sonrasında function da koyabilirsiniz. Bu da aslında props sistemi ile alakalı. Propslar detaylı olarak anlatılması gerektiğini anladım şu anda. Ee, şuradaki yapıyı sadece kendi ismini yazarak da geçebiliyoruz. Şu sildiğimiz zaman şuradaki yapıyı tamamen buradaki yapıyı sildiğimizde kurtulabiliyoruz. Ama burada set email içerisine konulan veriyi email e ile gönderecek anlamına geliyor. Password buraya gönderiyor. Buradaki loading de buraya gönderiyor. Aslında hepsi şurada tutulan veriler şunun içerisinde saklanıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ama burası depolama alanı. Teşekkürler. Aynen. Ee, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben çıkmıyorum bu arada. Görüşmek üzere derken ee, çıkmam lazım yazmış birisi. O yüzden. TypeScript'te sürekli TypeBS'ye belirtiyoruz. Ekstra olarak avantajları nelerdir? Type belirtmek zaten aslında en büyük önemi burada kaynaklanıyor. Çünkü geçenlerde benim de bir projede hatta arkadaşlarım da bir projesinde çıktı. Veri kaynaklı problemlerde direkt hata mesajı bize hangi dosyadaki hangi şuradaki line'da olduğunu göstermiyor. base kullandığımızda bunu gösteriyor ya da verinin gerçekte gelmesi gerektiğinin dışında şimdi biz her şey her seferinde functionlara herhangi bir function yazalım. Biz bu functionların hepsini bir test yazmamız gerekiyor projeyi yayınlamadan önce. Aslında TypeScript birçoğundan kurtarıyor bizi. Neden? Çünkü type'ını denetlemiyoruz. Baktığımızda type işte test yazarken yine bunları sorguluyoruz ama Type sisteminde daha kodlarken bizim adımıza kontrol ediliyor. ha Sistem olarak nedir? Yani buradaki yazdığımız bütün kodlar arka planda yine TypeScript'e çevriliyor. E, bu yüzden çok fazla zorlamanın gereği yok. Burada yazdığımız her şeyi biraz ezber usulü gibi düşünebilirsiniz. Ama tabi JavaScript'te de büyük projeler yapan firmalar var. Direkt hiçbir yok anlamında değil. Ama genel olarak bu sistemleri mecbur kullanmak zorundayız. TypeScript'in bu gibi avantajları var. TypeScript'te de arka tarafta Çevriliyor ve tse formatında yani js olarak burayı uzantısı vardı ya. Burayı da tse olarak alıyoruz ve burada da type'ını belirtiyoruz aslında. Şurada gördüğünüz sistemler gibi bu açıdan faydalı. Arka planda tabi structure olarak da bize daha kolay yapı sunuyor. Ama sadece type olması önemli. Orayı bilseniz yeterli. Birçok React, React Native videosu izleyerek özellikle son dönemlerde sizi takip ederek bir React Native uygulaması geliştirdim ve geliştirme sürecindeyim. Hala şimdilik iyi gidiyor. Şöyle bir durum var ki simülasyon ve cihaz arasında font size, width, height vs gibi farklılıklarla karşılaşıyorum. Bu karşılaşamazsınız. Şöyle bir fark var. Eğer simülasyondaki telefonla sizin kullandığınız telefon aynıysa aynı almak zorundasınız ama simülasyondaki ile farklıysa Zaten simülasyonları değiştirebilirsiniz Şuradaki simülasyona gelip File dediğinizde Open Simulator dediğinizde şurada Bütün telefonlar çıkar ben sildim çünkü durmadan hafızayı Temizlemeniz gerekebilir eğer Hafızanız düşükse bilgisayarda Şurada New Simulator diye oluşturduğunuzda aslında Tüm telefon çeşitleri burada bulunuyor Bunların bütün size'ına göre hatta bakın Apple Watch'a göre bunun arka planda Apple TV'ye göre, iPad'lere göre bir sürü ekran sizeları var. Bunlara tek tek açıp deneyeceksiniz. Mesela siz kodlama yaparken burada karşılaştığınız sorunları Flexbox'ten flexbox'tan yaşıyorsunuz büyük ihtimal. width değerlerinde yaşadığınız sorunları flex yapısını kullanırsanız daha mantıklı olacaktır. Font size'larda yüzde oranı vermeyin elinizden geldiğince. Pixel ee, piksel değeri verin. Aynı kalacaktır. Width değerinde height değeri zaten aşağı yukarı çoğunlukla kullanmayacaksınız height değerlerini. Ee, width değerlerini yüzde olarak kullanın. Height değerlerini de piksel olarak kullanırsanız daha güzel olacaktır. Hatta height değerlerini kullanmayacaksınız. Bir konteyner yapısı içerisinde kullanırsanız dedim o anlamda. Buradaki hepsinde de yaparak denemeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Aşağı yukarı 4-5 ekran size'ı var. Yani ekran boyutu var iPhone'larda. şeyde de galiba Android'lerde de benzer yapısı var. Bunların yapısında siz bu telefon türlerinde deneme yapacaksınız. Diyelim ki iyi giderken de deneme yapabilirsiniz. Yayınlamadan önce mutlaka deneyeceksiniz. Farklı telefon boyutlarında eğer kaymalar yaşanıyorsa ona anında müdahale edebilirsiniz. Bunların hepsini indirin sonrasında da silebilirsiniz bir sorun olmadan. Hatta X kod nerede? Silmeyi de şöyle gösterebilirim ben. Şu anlamda söylüyorum nerede benim hafıza? Bakın benim 78 GB kalmış. 256 GB SSD'm var. M3 Mac'leri çok beğeniyorum. Geçeceğim ama ben elimdeki bilgisayarı biraz eskitmeden geçmeyi sevmiyorum. Biraz daha bekleyeceğim gibi şimdilik. Şuradaki Windows'dan, Windows'dan, evet Windows'dan device simülatöre gidip zaten biliyor da olabilirsiniz de bilmeyenler için de gösteriyorum. Simülatör kısmından silmek istediğinize gelip sağ tıklayarak silebilirsiniz. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Silin. Bir ya da iki tane ekran boyutu kalsa yeterli olacaktır eğer SSD'niz düşükse. Aynı cihaz minimal farklar oluyor aslında. Ee normalde olmaması lazım. Hatta yazarken Expo kullanıyorsanız Expo'nun uygulamasıyla canlı telefonunuzda yaparak yaparsanız iyi olur. Ben bazen kodlarken Expo'da açıyorsam eğer Expo eğitimlerini falan. O tarafta sadece simülatör yerine cep telefonunu kullanıyorum. Expo'yu açıyorum anlık olarak oradan ilerliyorum ama anlık kaymalar olmaması lazım. Mutlaka bir hata vardır. Google Drive API kullanarak mob mobile ve bebe yaptığımız aynı uygulamadaki bilgileri senkronize edebilir miyiz? Çektiğimiz veri gibi diyorsanız WhatsApp gibi diyorsunuz. Google Drive API hiç işim olmadı aslında merak ettim. Google Drive'ın API'yi. bizim oradaki verilerimizi ekrana yansıtmaktan tamam bakalım He, anladım tamam. Drive storage'ı kullanıyoruz. Solution tamam. Zaten API tarafında neler var onlara bakmam lazım. Tamam. Yükle, kaydet. Fay o. Oh. Buradan veri de gönderebiliyoruz. Benim işim olmadı. Çok güzel aslında mantıklı. Ya burayı bir şey gibi depolama alanı gibi kullan. Google Drive biliyorsunuz aşağı yukarı. O depolama alanı onu da mobilde kullanabiliyoruz. Gayet güzel. Çok iyi. Ama şey hani buradaki senkronize etmekten ki kastınız tam olarak neydi? Onu bakmam lazım. Google Drive API kullanarak mobil ve web yaptığınız aynı uygulamadaki bilgileri senkronize edebilir miyiz? Edilebilir. Hatta ben şöyle söylüyorum ikisi için bir tane backend kullansanız yeterli. Bütün gelen giden verileri sadece backend'ten alabilirsiniz. Çok mantıklı çünkü web tarafında kullandıklarınızı mobilde de görmeniz daha iyi olacaktır. Anladım WhatsApp gibi yani WhatsApp'ın web'deki açtığımız web WhatsApp web kısmıyla mobildeki kısmı gibi aynı. Aynı alabilirsiniz. Aynı değer. Ama buradaki neyle handle ediyor? Rights nerede? Right, right, right. Write file. Tamam. Save credential diyor. List seleme. Work sample. Manage files folder. Acaba aynı anda hem webde hem mobildeki gerçi onda da kontrol ediliyordur da o payları vermiş mi? export files. Tamam. Aynı anda aynısını giremeyiz tabi. Olabilir. Güzel fikir. Aslında ben, aklıma da application fikirleri geliyor. Flex 1 kullanmaya özen gösterin Tailwind için. Flex 1, ya Flex 1 ve Flex yapılarını öğrenmek çok önemli. Hatta bu derslerde bahsettim 2 ve 3 olarak ekranı paylaştırabiliyorsunuz. AWS ne işe yarıyor? Çok güzel bir soru. Çünkü AWS her şeyi yapıyor. Daha doğrusu AWS her şey demek anlamına geliyor. Özellikle yazılımcılar için yani bulunmaz bir fırsat diyebilirim. AWS aslında bir backend sistemi, hosting sistemi olarak da düşünebilirsiniz. Server yapısıyla daha büyük düşünün. Paylaşımlı bir sistem değil. E, Cloud çözümleri yapıyor. Virtual Machine'ler veriyor. E, mobil uygulamalara ayrı bir sistem sunuyor. Amazon Q dediği aslında e, yapay zeka ile yardımcı olma sistemi var. Kodlarınızı okuyor. Eksikler ya da istediğiniz cevaplıyor. Eee... Genel olarak bir şey sistemi olarak düşünebilirsiniz. Bulut ortamındaki bir server sistemi olarak düşünebilirsiniz. Bununla yapılmasının sebebi bütün firmalar bu tarafa yöneliyor. Çok fazla bize detay veriyor, çok fazla işlem yapmamızı sağlıyor. Normalde sadece bir backend sistemi sağlıyor, bir server sistemi sağlıyor dersek bir projeyi içerisinde barındırıyor anlamına gelir ama bu çok daha büyük bir sistem. AWS genel olarak backend tarafıyla ilgilendiriyor bizi. İşte database kullanabiliyorsunuz burada. Database'inizi bunun içerisinde barındırabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde backend ve database'den veri çekmek istiyorsanız AWS kullanacaksınız. Bu yine işimizi kolaylaştırıyor. AWS profesyonel olarak kullanılıyor. Yani Firebase gibi değil. Firebase küçük start startuplarda, küçük firmalarda ya da bireysel projelerde mantıklı. AWS biraz daha maliyetli. Aynen webten senkronize ettim sonra mobilde kullanmak gibi. Aynen aynen olabiliyor. Ee, Ahmet Kotancı demin ki dediğimiz muhabbet Google Drive API'deki. Onu da aklıma geldi. Google Drive API'de güzel bir şeyler yapabiliriz. Eee Doc kullanıyor musunuz? JSTOK soru okuyayım da JSTOK hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanıyor musunuz? Bazı insanların TypeScript yerine JavaScript ve JSTOK kullandığını okudum. Güncel olarak C Sharp kullanıyorum. JavaScript biraz gözüm korkutuyor. Ee, JavaScript C Sharp'tan sonra gözünüzü korkutmasın. Ha şu olur. Size göre çok daha basit gelecektir. C Sharp daha yüksek bir dil. Ama tabii ki ikisinin de yapısı çok farklı olduğu için ilk başta biraz kafanızı karıştırabilir. Bundan dolayı girebilirsiniz isterseniz sıkıntı olmayacaktır. Ben JS Doc kullan kullanmıyorum. Yani ihtiyacım olmuyor. Bunlar da daha çok web tarafı için geçerli sistemler. Webde de benim çok fazla projem olmuyor. Yine kullanılıyor galiba. Mobil tarafında hiç uğraşmadım ama e, aslında JS Doc sistemi komple şey sistemi. Backend'de başka yerden gelenlerin ayak uydurmasını sağlamak için kullanılan sistemler. Nerede? gs kullanmıyorum ama şöyle de bir şey var. Bazı firmalar bazı teknolojileri istiyor ama genel firmalara yayılmış teknolojiler değiller bunlar. Maalesef. Ki bu yüzden Vue.js'te problem yaşıyor. Ee, React Query kullanıyorum. Verileri çekerken use effect içerisinde çekmektense ancak RTK query'yi denemeyi düşünüyorum. Ancak React Query kullanmaktan daha iyi olur mu? Ee, hangi projede hangi aşama için düşünüyorsunuz? Mesela daha iyi derken hız anlamında mı düşünüyorsunuz? Çünkü hız anlamında diyorsanız React Query daha hızlı olacaktır. Yüz efekt aslında çok böyle gıcık ama çok iyi problemleri çözen bir sistem. Ee, belirli şartlar altında içerisinde barındırdığı kodları çalıştıran eğer şartta hiçbir şey yazmazsanız sadece o sayfa yüklendiğinde bir kere çalıştıran bir sistem. Kullanmadık galiba biz onu. React Query kullanırsanız daha iyi olur. Ya bir teknolojiye şu iyidir şu kötüdür demek zor biliyorsunuz. Bazı yerlerde bazı avantajları dolayısıyla bir teknoloji avantajlıyken sonra diğeri avantajlı oluyor ama Şimdi bazı şeyleri genele yayıyoruz ya genele yaydığımız zaman O zaman da insanlara bir şey söylememiz gerekiyor ama Hız anlamında işte performans anlamında diyelim hız anlamında değil de Performans bazen Diğer kodlarla daha rahat çalışabilme Mesela yüz efekt çoğu seferinde Çift render yapıyor biliyorsunuz Strict modda kullandığınızda O zaman Sıkıntı olabiliyor Bazen çift render işimize gelmiyor React Query o anlamda değil. Tamam. Bugünlük yayını kapatalım o zaman. Derse çok geçemedim ama dersin videosunu ben ayrı çekip atacağım. Çünkü şu an yok. Yani YouTube tarafında bana alarm geliyor böyle durmadan. E, yetersiz, sıkıntılı, donuyor diye. O yüzden. Ama bunu yapacağız. Güzel. Ben canlı yayını devam ettirmeyi de planlıyorum. Canlı yayınlar üzerinde yaparız. Bunu atarız. Bunu hatta bir gün canlı yayın yaparız. Sadece kodlama olur. Bir gün canlı yayın yaparız. Sadece kodlama yerine gider makale yazarız baştan aşağı. Şöyle güzel bir makale hazırlarız. Bunu görürsünüz. Böyle de devam edebiliriz. Ama şu kodlamayı sonra devam ederiz. Paketler bile yüklenmeyecektir. O yüzden sıkıntılı. ping'e bakar mısınız ya ping'e? Çok kötü yani çok çok kötü. 40 iyi bakmayın 40'ta ben sorunsuz canlı yayın yaptığımı biliyorum. O upload iyi çıktı derken gecikmeler sıkıntılı. Neyse katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tam canlı yayında ders aşamasını yapamıyoruz maalesef. Çünkü çok donarken bir şey anlatamayız. Anlık soru soracaksınız. Biz diyeceğiz ki bu kodu yazdık, bu kodu yazdık, alta geldik, alta geldik. Siz daha şuradaki kodu sormuş olacaksınız. Bana yeni gelmiş olacak. O yüzden olmuyor maalesef. Bazı şartlarda kabul etmek zorundayız gibi. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Yine ben elimden geldiğince yapabilirsem eğitimi yayınlayacağım. Yayını 1080p'de açmayı deneyebilirsiniz bir dahakine. 2K fazla kalıyor olabilir. Ya onda çok haklısın aslında. Ben neredeyiz? Ayarlarda ne açmıştım? 2K'da açmışım. Evet dediğiniz gibi. YouTube bu tarafta önerilen neredeyiz? Önerilen olarak bana bunu verdiği için yaptım da çok da yayın tarafını yapmadığım için. Bir ara Twitch'te yapıyordum daha rahattı. Ama dediğiniz gibi 180p'de açmayı tekrardan yapacağım. Redux konusu anlatırken 10 yaşındaki gibi anlatır gibi anlatır mısınız? Anlatacağım. Sadece ufak tefek şeyleri olabilir. Hatta Redux tarafında şöyle neden Redux Toolkit diyorum biliyor musunuz? Sadece Redux tarafı çok üç parçaya böldüğü için dosyaları birazcık sıkıntılı olabilir. O yüzden şey yok. Tabii tabii. O bayağı Redux'ta daha sade anlatımı doğru. Haklısınız. Onda tekrar tekrar yapılabilir. Yani Redux'ta zaten RTK query olayı da var. Ben tavsiye etmiyorum da olsun yine de isterseniz kullanabilirsiniz. Redux Toolkit güzel bir mantık. Hatta Redux çok ileri seviye. Yani artık böyle Netflix sistemleri, büyük sistemler gibi sistemlerde Redux falan kullanmıyorlar. Ama bu kullanmayacağınız anlamına gelmiyor. Ne diyecektik? O zaman nereden? Şöyle bir sistemi gösteriyorum. Şuradaki bizim normalde dediğimiz gibi verileri şunda tutuyoruz yani ya, şuna set et buna gönder bunu yap ama mesela biz login sayfasındayız diyelim ki bu bilgilere gidip de profil sayfasında ihtiyacımız olacak. Tamam şu an değil ama bu mantıkla bakmayın ileriki projelerde olabilir. Örneğin nedir? Kullanıcı sepetine bir tane ürün attı. Sepeti nerede? Sepeti bu sayfada kalırsa bu sayfa çıktığında use state içindeki verileri siliyor tamamen baştan aşağı siliyor. Hani props kullanıp gönder, geri getir, her birinde her bir veri içerisinde tut gönder yapamayız. O takip edilebilir bir sistem değil. Bundan dolayı Redux tarafını kullanıyoruz. Biz Redux tarafında görmüş olduğunuz gibi şimdi buradaki sistem kullanılıyor. Redux'ta sistem şuna dayanıyor. Aynı bizim navigasyon sisteminde kurduğumuz yapı gibi. Şuralarda bir stack'lar kuruyoruz. Bunların ikisini route navigation'da import edip nereye gönderiyoruz? App.js'e gönderiyoruz. Aslında buradaki görmüş olduğunuz store mantığı da aynı şekilde. Baktığınızda yine App.js var ya, App.js'in içerisine göndereceğiz. Olay şu olacak. Bizim bütün projemiz App.js içerisinde bitiyordu ya, o yüzden navigasyonu buraya gönderiyoruz. Ama buraya bir göndereceğimiz daha veri var. Bu da nedir? Bizim Redux'ımızın store. Store dediği de aslında büyük bir Depolama alanı düşünün. Bildiğiniz hani gemilerin indirdiği konteynerlar var ya. Onun gibi büyük bir alan düşünün. Hatta bununla ilgili bir dakikada Redux diye kısa bir reels atmıştım. Ona bakabilirsiniz. Görsel olarak daha iyi anlatıyor. O taraftaki gördüğünüz yapıda bütün konteynerlar bir store olarak geçiyor. Orası bir firmaya ya da bir işletme bir ülkeye ait bir depolama alanı olarak düşünün. Her bir küçük konteynerlarda Ayrı firmalara işte kişisel olarak size bize ait olabilir içerisinde eşyalarımızı koyup gönderiyoruz ihraç ediyoruz falan. Öyle düşündüğünüzde içerisinde koyduğumuz yapılar da slice anlamına geliyor. Yani store tepede tutulan yapı slice içerisinde kullandığımız küçük küçük yerler. Şimdi geldik burada slice'a bakın slice redux socket bunu ben anlatacağım. Şimdi şu an bu dersi anlatmıyorum ama ön bir fikir olsun diye sadece şöyle bir fikir olsun diye anlatıyorum. Ki kodlar da bundan ibaret. Biz de farklısını yazmayacağız zaten. Şunu daha uzatayım şöyle. Ekranda gözüküyor değil mi? Tamam. Şimdi buradaki yapıda görmüş olduğunuz sistemi şöyle anlatayım. Şurası bir parça. Burası bir parça. Hatta şu da buraya dahil. Çünkü şurada initial state var. Şurada export işlemi yapıyoruz. Şurada da toolkit'i import ediyoruz. Create slice dediğimiz yeni bir konteyner getir istiyoruz. Mesela biz de nedir? Ülke içerisinde bir ürün ürettik. Yurt dışına göndereceğiz. Bunu konteynere koyup göndereceğiz. Bunun için diyoruz ki gidip depolama alanımıza diyoruz ki Redux'a bana bir tane konteyner aç. Yani bir slice aç. Slice demek küçük bir parça. Hatta İngilizce tarafında bilenler için de slice genelde ekmek dilimleri olarak anlatılır, işte pizza dilimleri olarak anlatılır. Bir küçük parça aç anlamında, bir depolama alanı aç anlamında oluyor. Açtık depolama alanımızı, içerisinde hangi verileri tutacağımızı genelde diyelim ki o konteynerin başındaki görevli eline yazıyor. İşte içerisine konulacak ya da konulmuş olan ürünler nelerdir? İşte genelde teknoloji ürünü diyelim, 100 tane ya da 1000 tane diyelim daha büyük yapılarda olduğu için bin tane telefon olacak, bin tane bilgisayar olacak, bin tane iPad olacak diyelim içerisinde. Bunları yazıyor. Ama bu nedir? Initial state'tir. Burası bu. İçerisinde kaç tane verimiz olacak bunu yazıyoruz. Initial state dediğimiz yapı aslında biz hangi alanı tutacağız? Biz ne hangi alanı tutmak istiyoruz? Bizim login page'deki email, mail password ve loading sistemini tutmak istiyoruz. Galiba buraya kadar iyi gittik. Şimdi buraya kadar yaptıktan sonra en güzel sisteme gelmiş oluyoruz. Diyelim ki loading email password. Geldik biz burada initial state'in içerisine. Burada value yazmış ama biz value kullanmıyoruz. Burada örnek yapmış hatta bir sayı vermiş. Ee, azalt, artır gibi sistemlerle de butona bastıkça bu sayı artsın, azalsın mantığı yapmış ama biz bunu yapmıyoruz. Initial state'te buraya email yazıyoruz. Aynı burada olduğu gibi, şuradaki olduğu gibi string sistemi kullanıyoruz. Yani container'ımızda konulacak verilerimiz Ürünlerimiz nedir? Bunun içerisinde yazıyoruz. Bu da value'nun altına geliyoruz. İşte name yazıyoruz. Value yazmak zorunda değiliz. Bunu sileceksiniz. Value'nun yerine name. Buraya da içi boşsa eğer işte null diyebilirsiniz. Çift tırnak koyup string olduğunu belli edebilirsiniz. Sonra devam edeceksiniz. Aşağıya da gelip bunu set edeceksiniz. Aslında şu çok büyük olabilir liste 4-5'e uzayabilir diye dışarıya yazmışlar. Ama getirip bunun içerisine koyuyoruz. Yani şunu bunun içerisine de direkt yazabilirsiniz. Sistem create slice diyor ya, create slice mantığında export const zaten bu bir çıktı olmasını hazırla anlamına geliyor. Slice oluştur içerisinde bir isim ver bu slice'a. İsmi nedir? Counter. Bunu biz istediğimiz şeyde kullanabiliyoruz. Hiçbir farkı yok. İstediğiniz şey yazabilirsiniz. Bu önemli bir şey değil. çoğunlukla da hiçbir şekilde uğraşmayacaksınız bununla. Reducer mantığımız var. Bir de ekstra reducer mantığımız var. Reducer da diyor ki burada bir function sistemi kur. Aslında bizim sistemimiz vardı ya. Container, navlum, ürünler. Aynen. Tam olarak öyle diyebiliriz. Şimdi buradaki reducerlarda bir function açlıyor. Ama function bizim bildiğimiz functionlardan biraz, biraz farklı. Yani her türlü javascript functionını biliyorsunuz değil mi? Array functionı var. işte. İngilizce taraflarını unuttum onların ya. Ee, Aa nasıldı ya? Üç farklı function'ımız var diye birisi eski usul kullanım. birisi yeni function türlerini unuttum ya. Aklımda functions Aklıma takılınca bulmazsam rahat edemiyorum. Arrow function expression, okay. Bazen ismini unutuyor ya insan. Onun gibi bir şey oldu bak. Nasıl bilemem ya. Neyse, çok da sizi tutmak istemiyorum ama ee, expression, declaration, tamam pardon ya ee, function, declaration, expression bir de şey var işte arrow functionımız var. O sistemde kullanıyoruz. Biz nerede kullanıyorduk? Şurası. ha Tamam. Oradaki sistemden farklı. Aslında function şurada şuraya kadar arrow function bildiğiniz sistem. Sadece ismini, function ismini bir objenin içerisinde kullandığımız için reducer diye açtığımız için function ismini yazdıktan sonra iki nokta koyuyoruz. Sonra function açıyoruz. Function içerisinde sistemde bir e, normal bildiğiniz gibi veriyi işleyeceğiz. Ama buraya state diye koyduğumuz mantık initial state var ya bu. Initial state'in adına burada ne dersek diyelim state oluyor. Şuradaki initial state'i çağırıyor. Burada state diyoruz. Örneğin mesela state.value demiş ya. Initial state'in içerisindeki value'yu al diyor. Eşittir. In state nokta bir alt kısmına girmiş oluyor. Tamam. Function declaration expression arrow function. Çok teşekkür ederim Sezer. Bazen çok çabuk unutuyoruz ya. Bunların da farklarını hatta ben JavaScript tarafında da anlattım e, bazıları kendisinden sonra kullanılırsa daha öncesine etki etmiyor gibisinden kullanamıyoruz gibisinden. Ama arrow function en son kullandığımız hali diyebiliriz. Zaten burada da arrow function kullanıyor zaten. Buradaki sistem dediğim gibi burada state nokta value buradaki value'ya eşit. Aslında şuradaki artı eşittir bir şu anlama geliyor. State value kendisine bir eklenerek devam etsin istiyor. Yani buradaki mantıkta state value eşittir. State value artı 1. Ama state value'yu zaten bir kere yazdığımız için tekrardan yazmıyoruz. Artı eşittir 1 oluyor. Yani şu mantıkta bizim şöyle diyelim. Oradaki mantıkta state nokta value eşittir. State nokta value artı 1 olarak devam ediyor. Ama Zaten burası ile burası aynı ya. Bunu siliyoruz. Şu artıyı alıp buraya koyuyoruz. Bu artı eşittir de zaten buna bir kat anlamına geliyor. Bundan dolayı biz buradaki sistemde işte function sisteminde genelde state'i değiştirmek için function kuruyoruz. İsterseniz bu function'ı alın içerisinde verileri değiştirin en son gönderin o da olabilir. Burada hepsini yapabiliyorsunuz. Ama temel istediğimiz mantık bu. Şimdi action.payload da şu anlama geliyor. Buradaki increment, decrement ve increment by amount dediğimiz mantık bizim function'larımız olduğu için bu functionları bir export yapıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bunları gidip de başka bir dosyada örneğin login sayfamızın içerisinde import ederek gerçek bir function gibi kullanıyoruz. Şimdi functionlarda sadece function'ı çağır, çalıştır anlamında olmuyor veri gönder çalıştır anlamında da oluyor. Bildiğiniz gibi şuradaki veri gönder dediğimiz mantıkta da aslında state şurada kendisini kullanıyor ama action dediğimizde bizim gönderdiğimiz veriyi kullanıyor. Action nokta payload yani gönderilen veri anlamına geliyor. State nokta value action nokta payload yani kullanıcının gönderdiği sayı olarak da düşünebilirsiniz. Biz burada normalde ne yapacağız? E-mail'i göndereceğiz. Password'u göndereceğiz. Loading false mu, true mu bunu göndereceğiz. Aslında bu da bir gönderme yöntemi oluyor. Yani diyelim ki şuradaki increment yerine biz zaten buraya value sistemini kuracaktık ya name. Oradaki set name function diyelim hatta buna. Bunun içerisine işte yazdığımız değerleri göndereceğiz. Şuradaki text input'tan gelen değerleri hatta şu şekilde alıp şuraya koyacağız. Ama şimdi bunun kullanılırken şöyle bir farklar oluyor. Burada dispatch içerisine koyuyoruz. Bunu da başka bir yerde import ediyoruz. Dispatch içerisine koyuyoruz. Bu şekilde gönderiyoruz. Bu şu anlama geliyor. Bu dispatch içerisinde aslında bir Redux'a function gönderiliyor. Bunların daha detaylı hallerini de anlatacağım ama güzel bir özet geçmek için şu andan bahsetmek istedim. Yani bugün en azından Redux'ın biraz anlatımına girmiş olalım. Buradaki export ettiğimiz şuradaki functionlar anlamına geliyor. Şimdi de reducer gördünüz ya, bunun bir de ekstra reducer tarafı var. Onlar şu anlamda kullanılıyor, veri gönderirken gecikmeler olabilir. Şimdi biz ne kullanıyorduk? Async storage gibi işte telefonun lokal hafızasında tuttuğumuz yapılar vardı. Bunları kullanırken aslında veri gönderirken, veri çekerken birazcık yavaş oluyor. Hatta backendten veri çekiyorsanız falan onların gelme süreleri bekleniyor. Bunu Reducer içerisinde yazdığımız Function'da bekleyemiyoruz. Ama beklemek istiyorsak Extra Reducer diye bir Function yazıyoruz. O da şunları kullanabiliyoruz. Şu an onu göstermeyeceğim ama Extra Reducer'da da veri yükleniyorken, henüz yüklenme aşamasında diye bir sistem kuruluyor. E i̇şte Pending, Fulfilled ve Rejected. Üç farklı sistem kullanabiliyoruz orada. Bir tane Function'ı dışarıda yazıyoruz ve bu Function'ı çağırıp Extra Reducer içerisinde diyoruz ki veri geliyor mu? Geliyorken bunları yap. Veri geldi mi? Geldi, başarıyla geldiyse bunları yap. Red mi Veri gelmedi yani hatayla mı karşılaştık? O zaman üçüncü seçenek olarak da bunu yap. Aslında çok basit. Baktığınızda bizim kullanımımızı kolaylaştırıyor. Ama işte kodlarken kafamız karışabilir. Şimdi buradaki sistemi yaptık ya. Biz bu create slice'ta counter slice yaptık. Store dediğimizde de yine bir store oluşturuyoruz ve counter slice'ı buraya import ediyoruz. Yine Redux'tan configure store açıyoruz. Store açıp configure diyoruz. Reducer'ın içerisine de counter ismini biz uyduruyoruz ve koyduğumuz sistemi gönderiyoruz. Bunları daha detaylı anlatacağım. Ama en azından daha güzel bir şekilde anlamışızdır en azından. Detayları güzel olacak. Çünkü zaten bakın use dispatch olayı var ya. Veriyi göndereceğiz. Use selector olayı da use selector'da biz gidip slice dediğimiz o küçük depolama alanı var ya Oradaki initial state'in içindeki veriyi çekebiliyoruz başka dosyalardan. Bu da mesela value'su var. Initial state'in value'su var. Hemen aşağıya gelelim. Neyi kullanmış? State counter value. Nokta value. Bunu count olarak değişken atamış. Biz bunu istediğimiz yerde kullanabiliyoruz. İşte counter value dediği de biz kendi slice'ımızı burada counter olarak adlandırmıştık. Counter slice. O da buradan geliyor tamamen dispatch'te zaten veriyi göndereceğiz anlamına geliyor. O da gördüğünüz gibi dispatch increment hiçbir veri gitmiyor. Veri gönderilmiyor. Burada da decrement olayımız vardı. Gönderme sistemlerimiz bundan ibaret aslında. Daha detaylı bir şekilde de anlatacağız. Dediğiniz gibi bunu daha basit, daha basit görselleştirerek anlatmak daha mantıklı olacaktır. Yeni katılanlar hoş geldiniz. Yavaştan kapatalım artık. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bunların hepsini şöyle yapalım. Bunların hepsinde detaylı bir şekilde tekrar YouTube'da kalacak. Toparlayacağız, paylaşacağız. Ona göre bir anlatım şeklimiz olacak. Şu an dersteki yazılım tarafıyla şunlar, yazılım taraflarıyla ilgilenmememizin sebebi yeni gelen arkadaşlar varsa sadece şu an internet altyapısında bir sıkıntı var. Bu canlı yayın YouTube'da kalacak canlı yayın bölmesinde ama ben eğitim tarafı anlamında Eğitim serisini çekip yayınlayacağım buradaki kısmı. Çünkü orada belki birkaç görsel eklerim, birkaç bir animasyon ekleyebilirim. Daha görseli anlamda iyi olacaktır. Sistem bu şekilde. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, arada yine sık sık yapmak istiyorum. Aslında devamlı yapmak istiyorum canlı yayınları da. Ee, çok sık yapınca sistemde oturur, internet problemleri olmayan günlerimiz daha çok olur. Ee, kodlamayı canlı ilerletiriz. Soru sorarsınız, orada cevaplarım daha güzel olur gibi. Teşekkür ederim katıldığınız için görüşmek üzere şimdilik.